uzun zamandır video çekmiyordum. Bu uzun zamandan sonraki ilk videomu. Bana gelen maillerde ve yorumlarda çokça sorulan dikiş makinamı anlatmak için çekmek istedim. Biliyorsunuz bir 7 senedir falan Singer kullanıyordum. Singer Mars 2818'di makinamın adı. Hatta kendisi hala burada duruyor. Aslında bana öyle çok büyük sorunlar yaratan bir makina değildi. Çıkardığı sorunlar genelde benim acemilik dönemimde biraz makinayı zorlamamdan kaynaklanan veya kendi kendime tamir edebileceğimi düşünüp içini açarken bozduğum durumlardı. Ama son arızasında artık yaptırmaya üşenip başka istediğim bir makinayı aldım. Janome Gold Plus kullanıyorum şu an. Janome Gold Plus diğer makinalardan farklı olarak hem bir dikiş makinesi hem de overlock makinesi. Bunun herhalde başka markalarda örnekleri var ama ben açıkçası ilk defa gördüm böyle bir makinayı. Overlock dikiş aslında overlock makinelerinin yaptığı dikiş gibi değil. Normal dikiş makinelerinin yaptığı zigzag veya süfile dikişinin birazcık daha geliştirilmişi ve bir bıçak yardımıyla kenarlarından temizleyerek overlock benzeri bir dikiş oluşuyor. Bu makine dediğim gibi bir 6-7 aydır bende. Şu ana kadar bir sorun çıkarmadı. Henüz dikemediğim bir kumaş olmadı kendisiyle. Ki deri denedim, cin kumaşı denedim, keçe, kaşe, satenler, penyeler, jarseler ki penye ve jarse en çok sorun çıkaran kumaşlardandır. Çünkü esnediği için ve genelde de ince penyelerde bu sorun olur. Esnediği için iğnenin altına takılır ve dikmekte çok zorlanırsınız. Aynı şekilde derilerde de eğer doğru ayağı ve doğru iğneyi kullanmazsanız deri dikmek neredeyse imkansız hale gelir. Çünkü ayak derinin üzerinde kaymayacağı için olduğu yerde takılıp kalır. Siz de dikmeye çalıştıkça aynı yerde gider gelirsiniz. Bunun için Janome'nin iki tane çok güzel ayağı var. Bir tanesi teflon ayak, diğeri de tekerlekli ayak. Özellikle teflon ayağı çok kullandım ben deri dikerken. Yani diğer kumaşlardan hiçbir farkı olmuyor bu ayağı kullandığınızda. Normal bir kumaş diker gibi deriyi de dikebiliyorsunuz. Bunun dışında Janome'nin genel olarak dikişi çok rahat. Yani tamam iğneyi hani kumaşa göre değiştiriyoruz tamam. Ama bazen mesela bir manto dikiyorsunuz. Astarı farklı bir kumaş sonuçta. Gövdesi farklı bir kumaş. Janome'de hiç iğne değiştirmeden bile normal kumaş iğnesiyle dikişi tamamlayabiliyorsunuz. Genel olarak sorun çıkarmıyor. Hani iğneleri çok iyi. Dediğim gibi ayakları da çok iyi ve fiyatları oldukça uygun. Singer'in yalnız Janome'ye göre bir artısı vardı. Bu sanırım Janome'nin modeliyle alakalı. Diğer modellerinde herhalde bu özellik vardır. Singer'de iğne pozisyonu değiştirme şeyi var, özelliği var. Bu iğne pozisyonu değiştirme özellikle kenar dikişlerinde çok ince bir dikiş dikmek istediğiniz zaman sağ veya sola alarak iğneyi tam dibinden çok incecik bir dikiş geçebiliyorsunuz. Janome Gold Plus'ta böyle bir özellik yok. Kumaşı ayarlayarak bu şekilde dikebilirsiniz. Bir de maalesef çift iğne kullanılmıyor. Ki penyelerde ve jarselerde, bitişlerde en sevdiğim durumdu çift iğneyle bitirmek. Singer'de bunu yapabiliyordum.
Janome'yi biraz zorlayarak denedim. Biraz diktim gibi ama makine sanırım dişlileri buna uygun değil. Çok zorlandı kendisi. Bir daha denemeyi düşünmüyorum. Başka genel olarak iki makineden de ben memnun kaldım öyle. Hani makineden kaynaklanan çok büyük sorunlar yaşamadım dediğim gibi. Dikiş makinesi alacak olanlara aslında piyasadaki dikiş makinelerinin başlangıç modelleri oldukça iyi. Yani Singer için veya Janome için. Bunlar ekonomik olanlardan bahsediyorum. Tabii ki daha üst modeller var. Yani özelliklerinde işte düz dikiş yapıyorsa, çift iğne dediğim gibi hani kullanacaksanız bu özelliği arayabilirsiniz. İlik açma artık hepsinde var. Ama çeşidi oluyor. Ya 4 adımda açıyor ya tek adımda açıyor. 4 adımda o kadar da zor bir şey değil. Hani siz elle ayarlıyorsunuz, biraz kumaşı döndürüyorsunuz ilik açarken falan. Yani tek adımda açılan da olabilir ama hani dediğim gibi çok önemli özellikler değil bunlar. Başlangıç modelleri genelde herkes için uygun ve uzun süre kullanabiliyorsunuz. Yani ben bu Singer'i aldığımda hiç dikiş bilmiyordum. İlk bununla başladım. Ve dediğim gibi acemilik döneminde arızalarına sebep oldum. Yani çanozu falan kırdım, o kadar kötü şeyler yaptım makineye. Ama idare ediyor sizi, merak etmeyin. Bir en az 5 sene, hatta iyi kullanırsınız 10 sene hiçbir sorun olmadan gidecektir. Yani şu anda ben makinenin de büyük bir sorun olduğunu inanmıyorum da işte tamir ettirmeye üşendim diyelim. Kendisi yatıyor evde. Başka özellik olarak arayacağınız aslında pek bir şey yok açıkçası. Düz dikiş yapacak, işte zigzag dikiş yapacak. Bunu sürfile de kullanacaksınız çünkü. İğneleri değiştirmeyi unutmayın kumaşa göre. Aynı şekilde ayak kullanımı önemli. Ayaklarda da fermuar ayağı gerekli. Sürfile ayağı kullanabilirsiniz kenarları yaparken, bu gerekli. Bu şekilde açıkçası çok şeylere takılmayın, makinenin özelliklerine. Çoğu aynı zaten, hani çok bir şey fark etmiyor, çok küçük farkları oluyor makinelerin arasında. Böyle, inşallah yardımcı olabilmişimdir. Görüşmek üzere, sevgiler.